Tabii esas gündem Sayın Ekrem İmamoğlu'nun paylaşımları var. Daha doğrusu belediye başkanlarımız, işte Cumhuriyet Halk Partililer, evet, gençlik kolları Sayın Ekrem İmamoğlu'nun yanındayız, yalnız bırakmıyoruz diyorlar. Belki olaya tam vakıf olmayanlar vardır. Olay ne? Sayın Ekrem İmamoğlu'nun ahmak demesi. Tabii bu olay 5 yıl önce yaşandı. Yani 5 yıl önce 2019 31 Mart seçimlerinde Sayın Ekrem İmamoğlu yaklaşık 7 dönem mi, 8 dönem mi, 20 yıl mı ya AK Parti'den Büyükşehir Belediyesi'ni alınca seçimlerde 14 bin oyla, o süreci belki unutanlar vardır, İşte AK Partililer itiraz ettiler. Hiçbir şey olmadıysa bir şey olmuştur dediler. YSK'ya şikayet ettiler. Bu 20 yıllık süreçte devlet AK Parti iç içe geçti. Dolayısıyla YSK'daki karar vericiler, hakimler, ki onlar hakim kökenli, dediler ki evet bu seçimde bir şaibe var, bunu iptal ediyorsun. Aynı zarftan çıkan 3 oydan ikisini kabul ettiler. Birini dediler ki bu geçersiz. Günlerce sayıldı. Dediler ki gel koltuğu bırakmak çok zor. Evet. Yani İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni devredemediler o süreçte. Bırak, vermiyoruz dediler ya, tamam şeye gidiyoruz. Hani maç oynanıyor 2-0 galipsin, dur. Hakem dedi ki olmaz, yeniden oynayacağız. Abicim yendik 2-0 olmaz. Siz orada faul yapmışsınız. Vatandaş, ben görmemişim de. Kırmızı kartı gösterdi. Yeniler. Sonra Haziran'da evet, 800 bin fark atıldı. İşte ama o süreçte Sayın Ekrem İmamoğlu 14 bin yanılmıyorsam farkla kazandıktan sonra Avrupa Parlamentosu'na gidip benim hakkımı yiyorlar. İşte bunlar hak yiyorlar. Memlekette demokrasi yok gibi konuşmalar yaptı o süreçte. Sonra İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da tuttu. Dedi ki o Avrupa Parlamentosu'na gidip de bizi şikayet eten ahmak yani aptalın kibarcası, hı hı, baktım sözlüğe ahmak ne demek? Dedi ki o Süleyman Soylu seslen, o zaman İçişleri Bakanı, o ahmağa söyleyin bu millet bunun bedelini size ödetir. Yani ikinci seçimde. Daha sonra Sayın Ekrem İmamoğlu da geldi. Dedi ki esas dedi o seçimi iptal edenler ahmaktır. Sonra tuttular, vay sen YSK'ya ahmak mı dedin? Hani evet orası muamma. Bence siyaseten Ekrem İmamoğlu o süreçte bu ahmak kelimesini Süleyman Soylu'ya, siyasi rakiplerine, AK Partililere, evet, onun yöneticilerine bence de söyledi. Biz öyle algıladık. Yani niye durup dururken YSK'ya bir onların şekilde... Onların ne şeyi var? Ya öyle değil mi? Yani şimdi ben diyorum ki o ahmağı söyleyin ya da esas ahmak sizsiniz. Yani ahmak aptal karşılığı. O da hakaret. Hakaret. Baktım Türk Dil Kurumu sözlüğüne de baktım. Hani zekasını kullanamayan demek. Aptal demek. Karşılıklı bir aptal kelimesi oldu. Aradan da 5 yıl geçti. İşte alt mahkemeye gitti. Vay sen bize hakaret tam ettin. Tam Cumhurbaşkanlığı seçiminde. Onu söyleyeceğim. Yani Ekrem İmamoğlu tam işte 5 yıl yönetti. Bir daha ikinci seçimi de aldı. Basa basa aldı. Evet. Ondan sonra işte adı Cumhurbaşkanlığı'na geçiyor. Sürekli demokrasinin kılıcı burada bekliyor. Yani ne zaman önümüze çıkacak? Şimdi aldığımız bilgilere göre ulusal siyaseti de takip ediyoruz. Bu 2 Ekim'de tabii bunu İstinaf Mahkemesi şu anda görüşüyor. İstinaf Mahkemesi'nde 3 üye var. 3 üyeden ikisi tamam demiş, bu hakarettir. Bunu YSK üyelerine söyledi. YSK üyeleri de tabii ki bir şekilde devlet, vay sen onlara ahmak dedin, bizce onu ona söyledi yönünde görüş belirtmişler. Sızan bilgilere göre ve son bir üyeyi de ikna ediyorlar. Tamamen siyasi bir dava ve Ekrem İmamoğlu'na siyaset yasağı, onunla beraber de 2 yıl 7 ay hapismiş karşılığı. 2 yıl 7 ay hapis cezası. Tabii onun işte indirimleri var, memleği var. Yaklaşık 4 ay 17 güne tekabül ediyor. Onu nereden biliyorum? Biliyorsun biz yaş itibariyle Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın Siirt'te okuduğu bir şiirden dolayı yine aynı böyle İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı, bak tarihe bak. Kıvarisar, yani değil mi? Nasıl tekerrür ediyor. Evet. Yani yöneten algı diyor ki, biz diyor Cumhurbaşkanı'na diyor İstanbul Büyükşehir Belediyesi o yapması lazım. Bir gidip yatması lazım. Ondan sonra gelip Cumhurbaşkanı olması lazım. Mağdur olması lazım. Ondan sonra ancak Cumhurbaşkanı oluyor. Çünkü bu 22 yıl önce de Recep Tayyip Erdoğan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı iken gitti Siirt'te bir şiir okudu. Vay sen bu şiiri okudun, şöyle mi diyorsun, böyle mi diyorsun? Siyasi yasak, ceza,
4 ay 10 gün yatarı. Geldi Pınarhisar'a yattı. Konvoylarla götürüldü. Pınarhisar'da işte ağırlandı Sayın Recep Tayyip Erdoğan. Sonra çıktı bir kanun maddesi bilmem ne değiştirdik. Başbakan, Cumhurbaşkanı şey şimdi de aynısı anladığım kadarıyla Sayın Ekrem İmamoğlu'na diyorlar ki sen ahmakı buraya söyledin. Dolayısıyla bu hakaret dolayısıyla biz seni bir misafir edeceğiz. Ben de paylaştım dedim madem Pınarhisar'da yapın da hani. Tarih tekerrür etsin. Biz de tabii Trakya biliyorsun birazcık daha CHP ağırlıklı. Artık buradan konvoylarla Sayın Ekrem İmamoğlu'nu bir misafir edecekler. Ondan sonra da külliyeye oturtacaklar. Ondan sonra da Cumhurbaşkanı olacak. Herhalde aynı senaryo. Tekrar ben öyle anlıyorum. Tarih tekerrürden ibaret diye. Kesinlikle. Evet. Yani durduramıyorsun. Yok. Adam her seçimi kazanıyor. Ben biliyorsun şeye beraber gittik. CHP Tüzük Kurultayı. Evet, evet. Ekrem İmamoğlu bir konuşma yaptı. Salon 3 defa ayakta alkışladı. Olay bitmiş Cumhuriyet Halk Partisi'nin örgütlerinde. Paylaşımlardan da görüyorsun. Ha neden şimdi? Ben de ona baktım ya bir ceza mı açıklandı? Bir şey mi oldu? Şu anda onu söyleyelim. Tabii Cumhuriyet Halk Partisi belediye başkanları Sayın Candan Yücel, Ahmet Sarıkurt takip ediyoruz. Birden Ekrem İmamoğlu'nun yanındayız. Ya ne oldu bu Ekrem İmamoğlu'na dedik. Onu bir kez daha tekrarlayalım. Şu anda açıklanan herhangi bir açıklama yok ama istinaf mahkemesinden alınan bilgilere göre bu cezanın onanması. Tabii bir üst mahkeme var. Gene Yargıtay süreci varmış bunun. Yani dolayısıyla yukarıda siyaset hızla akıyor ve engellenmeye çalışsa da eğer bu dediğimiz süreç işlerse benim görüşüm Ekrem İmamoğlu %52 ile alacaksa %58 ile alır Cumhurbaşkanlığını. Yani mağduriyeti her zaman destekleriz. Hele böyle bir de siyasi böyle basit bir şeyden. Ha ya de ki kardeşim İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin paralarını gittiniz Paris'te yediniz. Evet. Tamam. Uşak'la götürdünüz orada bilmem ne olimpiyatları diye bilmem. Bunları eleştirelim bunları. De ki gittin kayak yaptın deprem esnasında. Bunları eleştirecek noktalar. Ben ona akmah dedim. Onu da YSK üyelerini anlamış da vay onun böyle olmuş da vay biz burada hakaret olmuş. Vay bu hakaretten de şu kadar ceza almış. Ya abicim kim anlatıyorsunuz bunu ya? Millet saf mı? Millet affedersin. Ahmak mı ya? Ya aynen. Hadi bana anlatamazsın. Ben geçmişi biliyorum. Kim ben sana ahmak desem ceza mı alıyor? Ahmak şu anda bilmiyorum. Bakacağız işte. Yani alt mahkeme hakaret olarak gördü. İstinafa gitti. İstinaf da üçte ikisi. İkisi tamam evet bu hakaret. Evet bu. Bir de şöyle. Bunu kime söyledin? O da belli değil. Yani o esas seçimi iptal eden ahmaktır deyince ya bunun siyasi arkası olduğu için. Neyse uzun lafın kısası mağduriyetten biliyorsun Türk halkı evet. Geçmişten günümüze kadar yani baktığın zaman mağdurun yanındayız. Dışarıda da aynı yani evet. Baktığımızda. Böyle bir süreç var. Takip ediyoruz. 2 Ekim yanılmıyorsam açıklama süreci olarak görülüyor. Ankara'da bunlarla ilgili hem Cumhuriyet Halk Partisi kanadında toplantılar yapılıyor. Onları takip ediyoruz. Tabii bizim şehrimiz, coğrafyamızda Cumhuriyet Halk Partisi olunca burada da sıkı takip ediliyor. Şimdi Ekrem İmamoğlu ceza alacak mı, almayacak mı? Ceza alırsa Cumhurbaşkanı adaylığı açıklanacak mı, açıklanmayacak mı? Ama bir şey var, bir gerçek var. Engellenemeyen bir süreç var. Dolayısıyla benim görüşüm Sayın Ekrem İmamoğlu öyle ya da böyle bu memleketi yönetmek üzere yola çıkmış durumda. Hadi öyle söyleyeyim. Emin adımlarla da ilerliyor. İlerlettiriliyor. Evet, ilerlettiriliyor. Evet. Evet, teşekkür ederiz.